Şu ana kadar okuduğum filozoflar arasında insanlığın iyiliği için gerçekçi çözümler sunan birine rastlamadım. Diğer subayları ve halka hazırlamak için arkadaşlarıyla beraber Vatan ve Hürriyet adında gizli bir örgüt kurdu. Parolaları, özgürlüğün olmadığı yerde ölüm ve yıkım vardır. Her türlü ilerleyişin ve kurtuluşun çözümü özgürlüktür şeklindeydi. Üyelerinin çoğu 3. Ordu subaylarından oluşan Gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti, Mustafa Kemal'den önce davrandı ve 1908 yılında padişaha karşı ayaklanarak 31 yıl önce feshettiği meşrutiyeti yeniden ilan etti. Örgütünü İttihat ve Terakki ile birleştirmek zorunda kalan Mustafa Kemal, Jön Türk Devrimi olarak anılacak bu tarihi olayda önemsiz bir rol oynadı. Devrimin ardından Kemal, İmparatorluğun Balkanlardaki topraklarının tehlikede olduğunu öne sürdü ve imparatorluğun Avrupa'daki toprakları bırakarak Anadolu'da daha küçük ve daha kolay savunulabilir sınırlara geri çekilmesini önerdi. Komitenin liderlerinin ciddiye almadığı bu sav 11 yıl sonra Misak-ı Milli olarak anılacaktı. 15 yıl sonra ise Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşecekti.